oldukça yoğun bir haftanın içinden geçiyorum. Bugün günlerden Perşembe. Pazartesi günden itibaren mesaim başladı. Zira İstanbul'dayken yapamadığım, hatta teslim edilmesi gereken işlerim vardı. Orada şu ortamım olmadığı için çalışma şansım da olmadı. Ama aynı zamanda Pazartesi ile birlikte erken ve kısa bisiklet turlarına da başladım. Bisikletle ilgili kimi işi de mesela Göko Bisiklet Turu'nun işte görsel iletişim işlerini yapmak ya da farklı festivallere forma, yönlendirme veya ihtiyaçları duyduğu farklı görsel iletişim malzemeleri hazırlamak ya da daha küçük 5 kişilik, 10 kişilik grupların forma ihtiyaçlarını, tasarım ihtiyaçlarını gidermek benim yine ciddi aldığım ve işten saydığım çalışmalar. İşin olmadığı, iş akışının olmadığı dönemde beni diri tutuyor. Bir şekilde kafamı çalıştırıyor, meşgul ediyor. Dolayısıyla o işleri de ben günlük iş listemin içine alıyorum. Bu videoda da zaten anlatmak istediğim o. Hani bu yoğun hafta içerisinde hani çıkıp ne anlatabilirim falan derken aklıma o geldi. Hep sorulur ya işte biz orada nasıl para kazanırız, nasıl geçiniriz falan filan. Çok nadir sorulur. Bugün onun cevabı olsun. Ya sen nasıl para kazanıyorsun, nasıl müşteri buluyorsun? Uzaktan çalışmanın artıları, eksileri nelerdir? Bugün de böyle bir konuyu içerik yapayım istedim. 2014 yılında Bodrum'a taşındığımızda ben halihazırda bir reklam ajansında çalışıyor ve uzaktan servis vermeye devam ediyordum. Bu durum 2019'a dek sürdü ve pek çoğumuzun pandemiyle tanıştığı bu uzaktan çalışma sistemini biz o dönem aslında kendi adımıza tecrübe etmiştik. Pandemiyle birlikte bu uzaktan çalışma, uzaktan öğretim ya da online alışveriş gibi şeyler hayatımıza çok girdi. Son 2 yıldır yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Artık herhalde hayatımızdan çıkacak şeyler değilim. Ama eğer uzaktan çalışma üzerine konuşuyorsak, bunun aslında 1980'lerin sonlarına doğru yaygınlaşmaya başladığını söyleyebiliriz. Çünkü internet de gelişmeye başlamıştı, bilgisayarlar gelişmeye başlamıştı. Ofisten bağımsız çalışan insanları ben okuldayken, okulumuza gelen, seminer veren işte tasarımcılardan dinliyordum. Yani ofise gitmek zorunda değilim, evden çalışıyorum gibisinden. Tabii zaman içerisinde internet çok daha gelişti. Artık o mesafeler iyice ortadan kalktı. Ne bileyim, Tayland'da yaşayan bir tasarımcı İngiltere'ye iş yapar oldu. Ve ben bütün bunların hepsini okuldayken ya da iş hayatımın başlarında işitmeye, duymaya başlamıştım. Bu tabii uzaktan bağımsız çalışmak vesaire deyince çok sık duyduğunuz bir kelime vardır. Freelance, freelancer. Serbest çalışan, bağımsız çalışan. O da nedir işte? Hakikaten bir kuruma bağlı değildir. Ve bir şekilde kendi işini kendi görülen adam demektir. Şeyi merak ettim, bunu merak ettim. Biz hani 2000'li yıllarda bu uzaktan çalışma, bağımsız çalışmayı duyduk ama freelance kelimesi bizim dilimize nasıl girmiş ya da İngilizceye nasıl girmiş? Ona baktım. Küçük bir Google araştırması yaptım. Bu freelance veya freelancer kelimesi bizim sandığımızın aksine yeni değil. 1800'lerin başına kadar gidiyor. Sir William Scott'ın Ivanhoe isimli kitabında geçiyor ilk yazılı olarak. Orada da bir lordun paralı askerler için kullandığı bir tabir freelancer tabiri. Şimdi kabaca bir mantık yürütecek olursam, lens mızrak demek, lancer mızrakçı, freelancer serbest mızrakçı gibi anlatılabilir. Yani bu kısa bilgiden sonra asıl konuya gelecek olursak, 2019'dan sonra ben bağımsız olarak çalışmaya başladım. Gerçi 2019 özel bir yıldı bizim için.
hani böyle birebir müşteriyle bir ilişki kurduğum bir yıl olmadı. Daha çok kardeşimin projesinin içinde yer aldım ki bu da benim için bir yatırım oldu. Zira yatırım dediğiniz şey her zaman para yatırarak olmuyor. Emeğinizle de iştirak edebiliyorsunuz. 2020'nin Haziran ayından itibaren de gerçekten bağımsız olarak işte iş aldığım, fatura kestiğim bir sürece girdim. Nasıl müşteri buldum tabii bu süreçte? Birincisi tabii ki 30 yıldır bu mesleği yapmak. Bu süre zarfında pek çok müşterim oldu. Artık müşteri demeyeyim. Yıllardır birlikte çalıştığımız için artık birbirimizi tanıyoruz. Bir arkadaşlık, dostluk gelişti. 2020'nin Haziran ayından itibaren ya elimizde şöyle bir iş var, bunu senden çözelim Joka. Şunu sen yapar mısın? Böyle bir kurumsala ihtiyacımız var. Derken böyle işler gelmeye başladı. Tabii işler derken böyle akın akın bir müşteri gelmedi. Kaldı ki 2020'nin ikinci yarısında benim çalışmam lazım, işte müşteri lazım dediğimde de ihtiyacım olanın aslında bir müşteri olduğuna ikna ettim kendime. Çünkü Bodrum'a zaten ben para kazanmaya gelmemiştim. Zaman kazanmaya gelmiştim. Dolayısıyla bir müşteriyle idare edebilirim dedim. Ve az evvel söylediğim üzere bunca yıllık işte dostluklar, arkadaşlıklar, bu sektörde tanıdıklarımız sayesinde de işte bir gün biri gidiyor, bir gün biri geliyor. Bir şekilde o döngüyü sürdürebildim, öyle söyleyeyim. Zaten freelance çalışmaya başladığınızda da böyle bir düzenli akış olmuyor. Kurumdaki gibi olmuyor. Yani ara ara yeni müşteriler bulmanız gerekiyor. Şu, bugüne kadar dediğim gibi o çevre bana çok destek oldu. Ama bunun dışında tabii ki eğer hiçbir şey olmasaydı yapacağım. Hatta belki 2022'ye biraz da öyle hazırlanarak girebilirim. Ya bir yerde insanların ulaşabileceği bir portfolyomun olması ki bu asla sosyal medya değil. Ya da müşterinize bana direkt mesaj atın cümlesi kurmak değil. Biraz daha profesyonel bir düzene geçebilirim. Ama onda da açıkçası nasıl bir tempoya çıkar şu anki çalışma düzenim onu bilmiyorum. Yani işin özü para kazanmam lazım, şu da lazım, bu da lazım diyerek her işe atlamıyorum. Hayır dediğim işler de oluyor bu arada. Sözümü tutabileceğim bir düzeyde iş almaya çalışıyorum. Çünkü zaman zaman o işler işte bu haftaki gibi yoğunlaştığında bazen sözlerimi verdiğim terminlere uyamıyorum. O da beni mutsuz ediyor. O yüzden tek başına çalışmanın getirdiği bir şey tabii bu. Ajansta çalışırken işte bir grafik operatörüm vardı, grafik tasarımcım vardı. Atölyede herkes bir şekilde bunu organize edebiliyordun ama tek başına olduğunda tasarlamaktan uygulamaya, uyarlamadan metin yazmaya pek çok şeyi sen yapıyorsun. Zaten kabul ettiğim ya da yapmak istediğim işlerin tanımı da belli. Yani bugüne kadar işbirliği yaptığım kurumlar ya da insanlar da kabul ettiler ki günü kurtaran işler yapmak istemiyorum. Yani bugünden yarına bir iş yapmak çok benlik bir şey değil, çok can sıkıcı. İşte bugün verdik, çarşambaya bir logo istiyoruz. Akşam verdik, sabaha bu yetişir mi? Bu şu anda benim çalışmak istediğim sistem değil. Daha uzun soluklu, araştırmaya, işte geliştirmeye zaman ayırabileceğim. Zaman zaman başından kalkıp kafa dağıtacağım falan işler yapmayı tercih ediyorum. Evet, bu işleri bulmak kolay değil. Ama bugüne kadar yapabildiğim kadarını yaptım. Yılda 3 iş yapayım, 3 temiz iş yapayım ve bu 3 iş bütün yılın kazancını bana sağlasın. Kabaca şöyle bir şey formülünü verebilirim. Mesela piyasada 1000 liraya logo yapanlar var, 50 bin liraya da logo yapanlar var. Ben açıkçası bunun ortalamasını alıyorum. İşte bir tık üstü oluyor, bir tık altı oluyor. Bir logo ile birlikte zaten onun peşi sıra şeyi geliyor işte. Antetlisi, kartlisi, çeşitli uygulamaları geliyor. Dolayısıyla bir kurumsal rehbere dönüşüyor iş. O kurumsal rehberin ücretini alıyorum. Bu da beni bir yıl geçindirecek paraya tekabül ediyor. Tabii böyle var mı, böyle yapabiliyor musun, sürekli yapabiliyor musun diyenler olacaktır. Elbette bu bir süreklilik arz etmiyor. Zira bunun için de yırtınmıyorum. 2021 o anlamda biraz verimsiz geçti. Çok şey geçmedi. Az evvel dediğim gibi 2022'ye belki biraz daha profesyonel kendim için de bir yatırım yaparım. Artık günün sonu, birazdan güneş batacak. Artık son demlerini yaşıyoruz. 7-7.30 gibi karanlık çöküyor. Ben de burada videoyu kapatayım. Belki de hani aklımda çok nadir gelen sorular bunlar. Siz nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl para kazanıyorsunuz? Müşteri nasıl buluyorsunuz? Sorular nadir gelen sorular ama bu sorulara da cevap arayanlara, aklından geçenlere yanıt olsun diye bu videoyu çektim. Hem de gün arasında bana bir değişiklik oldu hafta arasına.
O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.